Evren uçsuz bucaksız ve gizemlerle dolu. Sayısız sır barındırıyor. Yine de en büyük gizem içimizde yatıyor. Evreni anlamak için önce kendimizi anlamamız gerekiyor. Kendini keşfetmek, evrenin sırlarının kilidini açmanın anahtarıdır. Peki, öz bilgi neden bu kadar önemli? Çünkü bizler makrokozmosun bir mikrokozmosuyuz. Evreni yöneten aynı güçler bizim içimizde de işliyor. İç dünyamızı keşfederek evrenin işleyişine dair içgörüler kazanırız. Kendini keşfetmek bir uyanış yolculuğudur. İçimize bakmamızı gerektirir. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve inançlarımızı incelememizi. Daha derine indikçe kendimizi daha net görmeye başlarız. Güçlü ve zayıf yönlerimizi, tutkularımızı ve korkularımızı tanırız. Bu anlayış, yargılama hakkında değil, kabullenme ile ilgilidir. Kendimizin tüm yönlerini, ışığı ve gölgeyi kucaklamak, büyümek için olmazsa olmazdır. Kendimizi tam olarak tanıdığımızda, başkalarını da anlamaya başlayabiliriz. Onların bakış açılarını, sevinçlerini ve mücadelelerini görürüz. Kuantum zihin gücü, derin bir öncüle dayanır, zihinlerimiz evrenden ayrı değildir. Birbirimizle bağlantılıyız. Düşüncelerimiz, duygularımız ve niyetlerimiz gerçekliğin dokusunu etkiler. Bu kavram kuantum fiziğine dayanmaktadır. Bilimin bu dalı, evrenin ayrı nesnelerin bir koleksiyonu olmadığını ortaya koyuyor. Birbirine bağlı enerji alanlarından oluşan bir ağdır. Her şey sürekli bir değişim ve dönüşüm halindedir. Zihinlerimiz de bu kuantum alanının bir parçasıdır. Düşüncelerimiz ve inançlarımız enerji üretir. Bu enerji evrenle etkileşime girerek onun açılmasını etkiler. Özünde gerçekliğimizi şekillendirme gücüne sahibiz. Kuantum zihin gücü bilincin önemini vurgular. Düşüncelerimizin ve duygularımızın farkına vararak onları kontrol altına alırız. Olumlu, yaşamı olumlayan düşüncelere odaklanmayı seçebiliriz. Bilinçteki bu değişim derin bir kişisel dönüşüme yol açabilir. 2002 yılında derin bir içsel dinleme yolculuğuna çıktım. Bilge bir akıl hocasının rehberliğinde ruhumun ince fısıltılarına dikkat etmeye başladım. Derin bir dönüşüm zamanıydı. Meditasyon, farkındalık ve derin iç gözlem yoluyla zihnimin sürekli gevezeliğini susturmayı öğrendim. İçimde bir dinginlik alanı, saf bir farkındalık yeri keşfettim. Bu alanda kendimden daha büyük bir şeye derin bir huzur ve bağlantı hissi buldum. Akıl hocam bana mevcudiyetin önemini öğretti. Geçmişte yaşamak veya gelecek için endişelenmek yerine şu ana tamamen odaklanmanın gücünü vurguladı. Kendimi şimdiki zamana demirleyerek düşüncelerimin zincirlerinden kurtuldum. Bu yolculuk her zaman kolay olmadı. Şüphe, korku ve direnç anları oldu. Ama hepsinden geçerken bilinmeyene kucak açmayı öğrendim. İç rehberimin bilgeliğine derin bir güven geliştirdim. Nörobilimci Alvaro Pascual Leone'nin çalışmaları beyin anlayışımızda devrim yarattı. Araştırması bu inanılmaz organın dikkat çekici esnekliğini gösteriyor. Beyin statik değil, deneyimlerimize yanıt olarak sürekli değişiyor ve uyum sağlıyor. Pascual Leone'nin nöroplastisite üzerine yaptığı çalışmalar kişisel gelişim için derin etkilere sahiptir. Geçmiş koşullanmalarımızla sınırlı olmadığımızı gösteriyorlar. Beynimizi yeniden şekillendirme, yeni sinir yolları oluşturma ve yeni düşünce ve davranış alışkanlıkları geliştirme gücüne sahibiz. En çığır açan deneylerinden biri gözleri bağlı katılımcıları içeriyordu. Sadece 5 günlük göz bağlamanın ardından beyinlerinin görsel korteksi işitsel bilgileri işlemek için kendini yeniden yapılandırmaya başladı. Bu çalışma beynin uyum sağlama ve değişme konusundaki olağanüstü yeteneğini vurguluyor. Sonuçlar açık bilinçli çaba ile zihnimizi dönüştürme gücüne sahibiz. Meditasyon, görselleştirme ve olumlu onaylamalar gibi uygulamalara girerek beynimizin yapısını ve işlevini tam anlamıyla değiştirebiliriz. 5. bölüm, holografik beyin, bilim ve maneviyat arasında bir köprü. Beynin holografik modeli büyüleyici bir kavram öne sürüyor. Beyin bir hologram gibi çalışır. Tıpkı bir hologramın küçük bir parçasının bütünün bilgisini içermesi gibi, beynin her bir parçası da beynin tamamının bilgisini içerir. Bu model, beynin yerelleştirilmiş bir organ olarak geleneksel görüşüne meydan okuyor.
bilincin belirli bir bölgeyle sınırlı olmadığını öne sürüyor. Bunun yerine tüm beyne dağılmıştır. Bu kavram, her şeyin birbirine bağlılığını vurgulayan eski manevi öğretilerle uyumludur. Holografik beyin modeli, manevi deneyimleri anlamak için bilimsel bir çerçeve sağlar. Çeşitli geleneklerden mistikler, yaratılışın tümüyle bağlantılı hissettikleri birlik bilincini deneyimlediklerini anlattılar. Holografik beyin modeli, bu deneyimler için makul bir açıklama sunuyor. Genişletilmiş farkındalık durumlarının, bilincin yerelleştirilmemiş doğasına erişmekten kaynaklanabileceğini öne sürüyor. 6. Bölüm, Bilinç ve Nöroplastisite, Gerçekliğimizi Şekillendirmek. Bilinç varlığımızın temelidir. Hayatı deneyimlememizi, düşünmemizi, hissetmemizi ve yaratmamızı sağlayan farkındalıktır. Beynin değişme yeteneği olan nöroplastisite, bilincimizi şekillendirmede çok önemli bir rol oynar. Düşüncelerimiz, duygularımız ve deneyimlerimiz beynimizin bağlantılarını etkiler. Her düşündüğümüzde bir sinir yolu aktive olur. Bir düşünceyi ne kadar çok tekrarlarsak, o yol o kadar güçlenir. İnançlar ve alışkanlıklar bu şekilde oluşur. Nöroplastisite, zihinlerimizi ve dolayısıyla hayatlarımızı değiştirmemizi sağlar. Düşüncelerimizi bilinçli olarak seçerek ve olumlu deneyimlere odaklanarak yeni sinir yolları yaratabiliriz. Zamanla bu yeni yollar güçlenir ve bilincimizde kalıcı değişikliklere yol açar. Bu anlayış, kendi zihnimizin mimarı olmamızı sağlar. Geçmiş koşullanmalarımızın insafına kalmadık. Düşüncelerimizi, inançlarımızı ve algılarımızı bilinçli olarak şekillendirme gücüne sahibiz. 7. Bölüm, Gerçekliğimizi inşa etmek, inançlar, algılar ve tezahürler. Gerçekliğimiz sabit değil. İnançlarımızın, algılarımızın ve niyetlerimizin etkilediği akışkan, dinamik bir yapıdır. Bizler sadece dünyanın pasif gözlemcileri değiliz. Onun yaratılışında aktif katılımcılarız. İnançlarımız, dünyayı algıladığımız filtreler gibi davranır. Dünya düşmanca bir yer olduğuna inanıyorsak, tehditleri ve tehlikeleri algılama olasılığımız daha yüksektir. Tersine, dünyanın bolluk ve fırsatlarla dolu olduğuna inanıyorsak, olumlu deneyimleri çekme olasılığımız daha yüksektir. Algılarımız gerçekliğimizi şekillendirir. İki kişi aynı olaya tanık olabilir ve tamamen farklı yorumlara sahip olabilir. Bunun nedeni, algılarımızın geçmiş deneyimlerimiz, inançlarımız ve beklentilerimiz tarafından renklendirilmesidir. Algısal filtrelerimizin farkına vararak dünyayı daha net görmeye başlayabiliriz. Niyetlerimizin olayların gelişimini etkileme gücü vardır. Net niyetler belirlediğimizde ve düşüncelerimizi, duygularımızı ve eylemlerimizi istediğimiz sonuçla uyumlu hale getirdiğimizde, tezahür için güçlü bir güç yaratırız. 8. Bölüm, Sürekli Gelişen Beyin, Büyüme İçin Nöroplastisiteyi Benimsemek. Beyin statik bir organ değildir. Hayatımız boyunca sürekli bir değişim, uyum sağlama ve evrim halindedir. Nöroplastisite olarak bilinen bu olağanüstü yetenek, büyümemizin ve dönüşümümüzün anahtarıdır. Nöroplastisite, yeni beceriler öğrenmemizi, yeni ortamlara uyum sağlamamızı ve yaralanmalardan kurtulmamızı sağlar. Değişme, evrimleşme ve tam potansiyeline ulaşma yeteneğimizin temelidir. Nöroplastisiteyi benimseyerek daha doyurucu hayatlar yaşayabiliriz. Nöroplastisitenin gücünden yararlanmak için beynimizi zorlamamız gerekiyor. Yeni şeyler öğrenmek, yeni aktivitelerde bulunmak ve konfor alanlarımızın dışına çıkmak, yeni sinir bağlantılarının büyümesini teşvik eder. Tıpkı bir kasın egzersizle güçlenmesi gibi, beyin de uyarımla gelişir. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek, zihnimizi keskin, ruhumuzu meşgul ve beynimizi uyumlu tutarız. 9. Bölüm, Kuantum Zihin Gücü Teknikleri, İç Potansiyelinizi Ortaya Çıkarmak. Kuantum zihin gücü teknikleri, olumlu değişim yaratmak için, zihinlerimizin gücünden yararlanmak için pratik araçlar sunar. Bu teknikler, kuantum fiziği prensiplerine, farkındalığa ve niyet gücüne dayanmaktadır. Görselleştirme, arzularımızı tezahür ettirmek için güçlü bir tekniktir. Hedeflerimizin canlı zihinsel imgelerini yaratarak evrene güçlü bir mesaj gönderiyoruz. Bu görüntülere ne kadar çok odaklanırsak, gerçekliğimizde tezahür etme olasılıkları o kadar artar.
Onaylamalar, arzu ettiğimiz inançlarımızı pekiştiren olumlu ifadelerdir. Onaylamaları düzenli olarak tekrarlayarak bilinçaltı zihinlerimizi yeniden programlarız. Sınırlayıcı inançları güçlendirici inançlarla değiştiririz. Meditasyon, dinginliği, farkındalığı ve iç huzuru geliştiren bir uygulamadır. Düzenli meditasyon yoluyla zihnimizin sürekli gevezeliğini susturmayı öğreniriz. Bu da içsel bilgeliğimize erişmemizi ve şimdiki ana bağlanmamızı sağlar. Minnettarlık, odağımızı sahip olmadıklarımızdan sahip olduklarımıza kaydıran güçlü bir duygudur. Minnettarlık tavrını geliştirerek hayatımıza daha fazla bolluk ve neşe çekeriz. 10. bölüm, kuantum zihin gücüyle dönüşüm. Yeni bir paradigma. Kuantum zihin gücünü benimsemek derin bir kişisel dönüşüme yol açabilir. Arzularımızı tezahür ettirmemizi sağlar. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve eylemlerimizi hedeflerimizle uyumlu hale getirerek tezahür için güçlü bir güç yaratabiliriz. Geçmişimizi iyileştirebiliriz. Sınırlayıcı inançları ve olumsuz duyguları serbest bırakarak kendimizi geçmişin zincirlerinden kurtarabilir ve daha parlak bir geleceğe adım atabiliriz. İlişkilerimizi geliştirebiliriz. Şefkat, empati ve anlayışı geliştirerek daha uyumlu ve doyurucu ilişkiler kurabiliriz. Refahımızı artırabiliriz. Stresi yönetmek, kaygıyı azaltmak ve iç huzuru teşvik ederek genel refahımızı artırabiliriz. Daha büyük bir amaçla yaşayabiliriz. Tutkularımızla bağlantı kurarak ve eylemlerimizi değerlerimizle uyumlu hale getirerek daha anlamlı ve doyurucu hayatlar yaşayabiliriz. 11. bölüm, sonuç, kendini keşfetme ve evrensel anlayış yolculuğunu benimsemek. Kendini keşfetme yolculuğu, devam eden bir keşif, büyüme ve dönüşüm sürecidir. Kendi varlığımızın gizemlerine daha derinlemesine indikçe, evreni ve içindeki yerimizi daha iyi anlarız. Kuantum zihin gücü ilkelerini benimseyerek, hayatlarımızda ve çevremizdeki dünyada olumlu değişim yaratmak için doğuştan gelen potansiyelimizi kullanırız. Gerçekliğimizi şekillendirme gücü içimizde yatıyor. Bu güce uyanmak ve onu akıllıca kullanmak bize kalmış. Cesaretle, merakla ve açık bir kalple bu kendini keşfetme yolculuğuna çıkalım. Çünkü kendimizi anlayarak evrenin sırlarının kilidini açıyoruz.